Twitter'da dolanırken yine Gameovers'ın güzel bir tweetiyle karşılaştım. Diyor ki kardeşim yılın en iyi 5 oyununu seç. Dedim tamam abi seçeyim. Tıkladım tweet'e, şöyle bir sayfa açıldı ve bu geçen yıl yapılmamıştı galiba. İlk defa görüyorum bunu. Oyuncuların Sesi isimli bir etkinlik bu 3 turda olacakmış ve ilk turu şu an gerçekleşiyor. İlk turda 10 aday arasından en sevdiğimiz 5 oyuna oy vereceğiz. Ben de öyle klasik oy ver geç olmasın diye 5 tane kategori belirledim kendimce. Bunlar senaryo, yani hikaye kalitesi, hikaye anlatış biçimi, oynanış kalitesi, müzikler, atmosfer ve ambiyans. Şimdi önce seçtiğim 5 oyunu oylayacağım, sonra da bu kategorilerde onları değerlendireceğim. Abi ben oylarımı Alan Wake 2'ye, Baldur's Gate 3'e, Marvel Spider-Man 2'ye, Hogwarts Legacy'ye ve Lies of P'ye veriyorum. Şimdi Alan Wake 2 hikaye tarafında yaşattığı ters köşeler ve sürekli hiç beklenmedik noktalardan vurmasıyla bu konuda yılın lan ne oluyor oğlum lan dedirten en başarılı oyunuydu. Sam Lake zaten Remedy'ye Max Payne'in senaryo yazarı olarak girdiği andan itibaren konu bir oyunun hikaye bölümü olduğunda çok ilginç, çok felsefi, çok farklı teşbihlerle senaryoyu süsleyebilen, yani konu bu olduğu zaman çok farklı düşünebilen bir adam olduğunu kanıtlamıştı biz oyun severlere. Alan Wake 2'yi yazarken kafasındaki her şey o kadar mantıklı bir şekilde dökmüş ki kağıda adam. Control ve Alan Wake evrenlerini birleştirmek, eski Remedy oyunlarından önemli öğeler yansıtmak, hepimizin gönlünde tat kurmuş Max Payne'in gelecek remake oyunlarıyla ilgili sağlam bir selam çakmak ve tüm bunları yapıyorken Alan Wake'in yapı taşını da bozmamış. Temelini koruyarak bomba gibi sürekli tuhaflıklar, gizemler ve soru işaretleriyle dolu bir senaryo çıkarmış ortaya. Ve bu gerçekten takdire şayan bir hareket. Baldur's Gate 3'ün de bu konuda kimse eline su dökemez. Her fırsatta söylerim, bir oyun için hikaye yazılacaksa ve bu bir rol yapma oyunuysa abi çok zor bir iş bu. Çünkü konu RPG oyunları olduğunda oyuncunun yaptığı seçimler gerek karakter ilişkilerinde, gerek oyunun ilerleyiş biçiminde, gerek hikayenin farklı alternatifler sunması gerekçesiyle, ya böyle oyunu hikaye anlamında tümüyle ele aldığında binbir gece masalına dönmek zorunda oyun. Baldur's Gate 3 de uzun zaman sonra RPG dalında bunu en iyi yapan oyunlardan da, hatta birçok oyuncu için en iyisiydi belki de. Oyunda karakter yaratma ekranından itibaren başlıyor bu durum. İster oyunda çok önemli bir ana karakteri canlandırabiliyorsun, ister kendi yarattığın karakterle birlikte oyuna akabiliyorsun. Karşılaştığın her karaktere, NPC'ye istediğin şekilde karşılık verebiliyorsun, öldürebiliyorsun, yanına alabiliyorsun, görmezden gelebiliyorsun, ihanet edebiliyorsun, onlar sana ihanet edebiliyor. Ve bunu oyunda iyi, kötü, önemli, önemsiz, büyük, küçük her karaktere yapabiliyorsun lan. Sadece bununla da bitmiyor. Hikaye hem ucu bucu olmayan bir çeşitliliğe bürünüyor, hem de her bir sonuç o kadar tatmin edici oluyor ki. Yani oyuncu sanki gerçek bir dünyanın içinde istediği her şeyi yapabildiğini ve sonuçlarına iyi veya kötü katlanmak zorunda olduğunu hissedebiliyor Baldur's Gate 3 oynarken. Ayrıyeten her bir sonuç dediğim gibi çok başarılı yazılmıştı. Yani oyun boyunca verdiğin her kararın sonucunda çok mantıklı bir sonuçla karşılaşıyordum. Bu iyi kötü hiç fark etmiyor. Marvel Spider-Man 2'de hikaye tarafında ilk oyunun çok üstüne koymuştu. Özellikle Venom ve simbiyot eklemeleri oyunu önemli noktalarda korkunç bir oyun görüntüsü bile verebilmişti. Miles ve Peter, Peter ve Harry, Peter ve MJ, MJ ve Harry gibi çok önemli karakterlerin arasındaki ilişkiler bu sefer çok daha dokunaklı işlenmişti. Yani çok daha detaylandırıcı bir şekilde ele alınmıştı. Başta yine Venom olmak üzere Kraven gibi birçok Spider-Man oyunda ya da Spider-Man çizgi romanında gözümüze basit görünen kötü karakterler bile çok başarılı aktarılmıştı. Ya tabii Venom hiçbir zaman basit bir karakter değildi ama Kraven'a baktığın zaman yani böyle aşırı büyük bir kötü adam diyemezdin. Ama Marvel Spider-Man 2'de işler değişiyor oğlum. Bayağı kaliteli bir kötü adamdı. Bir de bir önceki oyuna, yani Marvel Spider-Man'a baktığımızda en büyük eleştirdiğimiz nokta yan görev kalitesizliğiydi. Bayattı yan görevler. Ama burada bunu da önüne geçirmişti. Özellikle Felicia, Yuri gibi önemli karakterlerin çok başarılı, çok etkileyici senaryolara sahip yan görevleri vardı. Hem Peter'ın geçmişini hem de sonraki oyunu, yani Marvel Spider-Man 3'ü büyük mesajlar veren, ara sahnelerle güçlendirilen hikayeleri kaliteli yan görevler vardı oyunda. Yani genel anlamda Marvel Spider-Man 2 gerçekten başarılı bir hikayeyle karşımıza çıkmıştı. Hogwarts Legacy'yi bu başlıkta çok övemeyeceğim maalesef, çünkü oyunun hikaye tarafında sadece işlemeye çalıştığı konu mantıklıydı. Yani yasak büyülerle ilgili olayları detaylandırmaya çalışmıştı oyun ama maalesef bunu senaryolaştırırken başarısız olmuşlar. Neymiş efendim, okulun 5. yılıymış da bir anda büyü yeteneğimiz fark edilmiş de hızlandırılmış eğitimle üst sınıfların seviyesine getiriliyormuşuz da. Heh. Seçmeli diyalogların hiçbir alternatif sonuç barındırmaması, yani RPG üyelerinin basitliği, kötü adamların zıttır vızdıklığı vesaire derken gerçekten kötüydü oyunun hikaye tarafı. Lies of P beklediğimin çok üstünde bir hikayeye sahipti. Gepetto'nun yarattığı yalan söyledikçe burnu uzayan masum kukla burada çok daha farklı bir şekilde işlenmişti. Kukladan ziyade kuklaların var olduğu, yozlaştığı, insanlığın sonuna getirmeye çalıştıkları noir bir hikaye ele alınmıştı. Çok da başarılıydı, özellikle oyunun 3 farklı sona sahip olması, 3'ünün de birbirinden güzel bir etki bırakması gayet başarılıydı abi oyun bu konuda. İyi
yönetilmiş bir oyun başarıyı avuçlar abi. Bu kaçınılmazdır. Yani tamam, belki başarılı bir hikaye yazıldı bir oyun için ama bunu iyi sunabildin mi? Bunu oyuncuya başarılı bir şekilde anlatabildin mi? Önemli olan bu. Alan Wake 2 bence bu konuda yılın en iyi oyunuydu. İşin tuhaf tarafı ise şu, Alan Wake 2'ye baktığın zaman aslında Alan Wake 2 öyle bayağı iyi, böyle aşırı kaliteli bir hikaye sunumuna ihtiyaç duyan türden bir oyun değildi. Oyun kısmi olsa da oldukça geniş ve soru işaretleriyle dolu farklı bölgelerin farklı açık dünyalarında oyun ve oyuncuyu baş başa bırakıp eski Silent Hill oyunlarında olduğu gibi bulmacaları çözüp taşları yerine oturtarak ilerlediğimiz korku gerilim türünde bir oyun. Gerçi bir anda pırtlayan o jumpscare'ler dışında korkunç bir oyun değildi. Yani korkunsunun sadece jumpscare dediğimiz en basit korku yöntemiyle oyunu aşılayan, oyuncuyu bu basit yapıyla korkutmaya çalışan ve başka korkutucu hiçbir dinamik bulundurmayan oyuna ben korku oyunu demem. Ha ama hakkını yemeyeyim, Alan Wake 2 çok başarılı bir gerilim oyunuydu. Yani gerçekten büyük gerildiğim birçok sekans olmuştu. Ve bu türde bir oyuna baktığın zaman, türün geçmişte günümüzde oynadığım oyunlarına baktığım zaman öyle aşırı büyük sunumlarla çıkmamıştı bu oyunlar karşımıza. Genelde oyuncu bulmacaları çözerek o karanlığın içinden sıyrılarak kendini tatmin ederdi. Ama Remedy işleri burada farklılaştırmış. Bu stüdyoya, yani Remedy'ye baktığımızda, bu ekip oyunlarında motion capture dediğimiz gerçek görüntüyü oyuna aktarma teknolojisini her ne kadar başarılı kullanıyor olsa da oyunların büyük bir paydasında direkt olarak gerçek görüntüler kullanmayı seviyorlar. Bu zamana kadar çıkan her Remedy oyununda bunu gördük ama bu olayı en iyi lanse ettikleri oyun Alan Wake 2 olmuştu. Bunu oyun akışına o kadar güzel yedirmişler ki gene yaydığımızda, özellikle müzikal sahnesiyle beni benden almıştı oyun. Ya oynadığım tüm oyunları ele alacak olursam, Alan Wake 2'nin o müzikal sahnesi böyle beni tatmin eden, beni mutlu eden, eğlendiren, gözüme hoş gelen oyun bölümleri arasında ilk 5'e girer. Bununla beraber oyunun bütün hikayesi o kadar güzel sunulmuştu ki ya, bence Alan Wake 2 gerçekten yılın en iyi sunum kalitesine sahip oyunuydu. Baldur's Gate 3 de burada çok farklı ve çok mantıklı bir yol izlemişti. RPG oyunuysan bolca diyalog barındırırsın ama bu bir noktadan sonra oyuncuyu sandırabilir. Ama Baldur's Gate 3'e baktığımızda bu konuda o kadar nokta atışı hareket etmişler ki. Diyaloglar çok kısa ve çok öz cümlelerden oluşuyordu. Yani oyun anlatmak istediğini o kadar nokta atışı anlatmıştı ki. Oyuncu da anlaması gereken şeyi saniyeler içinde kavrayabiliyordu. O yüzden uzun bir oyun deneyimi sunmasına rağmen hiçbir saniyesinde oyuncuya bıkkınlık duygusu büründürmeyen çok basit, çok öz bir sunuş şekliyle oyunda tutmayı başarabiliyordu Baldur's Gate 3 oyuncuyu. Spider-Man 2 tarafında bu olay özellikle ara sahnelerin sinema filmi edasıyla karşımıza çıkmasıyla güçlendirilmişti. Yani Örümcek Adam'ın gerçekten tüm fonksiyonlarını kullanmışlardı burada ve çok eğlenceli, çok başarılıydı. Hogwarts Legacy özellikle giriş sekansını çok güzel sunmuştu. Sonrasında Mürver Altay gördüğümüz bölümün sunumu çok iyiydi. Genele yaydığımızda bu sunum kalitesi oyunun tamamını kapsamıyordu. Evet, yani hani basit sunum şekli içeren birçok yeri vardı ama oyun boyunca vay be dediğim önemli yerler olmuştu bu konuda. Lies of P birçok Souls oyununda olduğu gibi hikayeyi genelde kıyıda köşede saklı lorlarıyla sunmaya çalışsa da her bir sonraki sekans bildirisi acayip kaliteliydi. Böyle ürpertici ara sahnelerle destekleniyordu. Hikaye sunumu oyunun geneli itibariyle de türü gereği basitti ama kaliteliydi. Oynanış başlığına geldik şu an ve bence listedeki 5 oyunda muazzamdı bu konuda. Alan Wake 2 çocukluk zamanlarından beridir çokça sevdiğim o Silent Hill ve Resident Evil serilerinin PlayStation 1 oyunlarındaki ekolünü günümüz teknolojisine harika eklemelerle birlikte çok iyi bir şekilde uyarlamıştı. Açıkçası oyun tanıtılırken survival elementleri barındıracak dendiğinde benim oyuna karşı beklentim epey azalmıştı ama oyunu deneyimledikten sonra benim için yılın en iyi oyunu Alan Wake 2'dir diyebiliyorsam, yani ya bunca oyun arasından baktığımızda 2020 çok dolu bir yıldı ve bunca oyun arasından dediğim gibi sıyrılıp benim için yılın en iyi oyunu oluyorsa bu, ya vermek istediği her şeyi çok iyi vermiş demek ki. Tabii ben böyle düşünüyorum diye siz de böyle düşünmek zorunda değilsiniz, o ayrı konu. Yani evet, ben gerçekten vermek istediği her şeyi verdiğini düşünüyorum da yo abi veremedi diyebilirsiniz, hakta veririm. Sonuç oyunlar özden nesneler, fikirler değişebilir. Ve ben Alan Wake 2'nin oynanış tarafında birçok oyuncuyu sıkan bir oyun olmuş olduğunu da fark ettim. Çünkü öyle yorumlar okudum, öyle videolar da gördüm. Ya bunun nedeni de başta da söylediğim gibi kısmi açık dünyaları var oyunun. İlk oyundan tanıdığımız ama burada daha farklı formlara bürünmüş gerici düşman türleri var. Yine ışık tutarak zayıf noktalarını açığa çıkartıp aksiyona girip öldürmeye çalışıyoruz onları. Bulmacaları bulup hem kendimizi ödüllendirmeye çalışıyoruz hem de oyunun akışını ilerletmeye çalışıyoruz. Ya evet, hani gameplay anlamında herkese böyle çizgisel akan giden bir oyunun deneyimi sunmuyor. Ama ben ayıla bayıla oynamıştım oğlum bu oyunu. Acayip keyif almıştım lan. Baldur's Gate 3 bu başlıkta öldü bitti dediğimiz aşırı niş kitleye hitap etmeye başlayan bu türü aldı. Dipdiri capcanlı bir şekilde karşımıza çıkardı. Zaten her zaman söylerim, bana hiç sevmedim o sıra tabanlı aksiyon sistemini sevdirmesi apayrı bir olaydı. Yılın oynanış olarak en keyifli oyunlarından da, en yenilikçi oyunlarındandı. Spider-Man 2 zaten ayrı bir olaydı. Abi Örümcek Adam olmak kadar keyifli bir şey yok. Bunda hemfikirizdir. New York'un yüksek binaları arasında kasabalarımızın bacı canlısı böcük adam olmak başka bir olay yani. Oyun ilk oyunun üstüne koyduğu birçok şeyle, işte bu kolt kalt kanatları olur, geliştirilmiş ve daha kolay power up'a ulaşıp full power'a ulaşabildiğimiz skill şaması olur. Aksiyonu çeşitlendiren daha geniş yetenek panelleri olur. Simbiyotlu böcük insanı olur. Yani abi her şeyle acayip keyifli bir oyun.
oyundu. Ogre Saga özellikle aksiyon tarafında süpürge ve bineklerle uçma konusunda çok başarılı bir oynanış sunuyordu oyuncuya. Özellikle aksiyon tarafında tanıtıldığı zaman büyük linç yemeye başlamıştı Ogre Saga'sı, çok iyi hatırlıyorum. Ama çıkış yaptığında oyunu oynayan neredeyse herkes bu bölümden büyük keyif almıştı. Yani Hogwarts Legacy ağıta ile aksiyona girme mekaniklerini yapabileceği en iyi şekilde geliştirmişti. Böyle ne aşırı hızlı ne aşırı yavaş, gayet tok bir aksiyon sistemi vardı oyunun. Büyük kullanım vesaire gayet keyifliydi. Yani oyun oynanış tarafında mutlu etti beni abi. Lies of P acayip keyifliydi bu konuda. Özellikle oyunun başlangıç aşamasından itibaren ilk 3 saati çok kolaydı. Ve ben uzun zamandır elime Souls-like almıyordum. En son bu yıl çıkan, 2023 yılında çıkan Wulong Fallen Dynasty oynayıp incelemiştim. Evet bak, ondan beridir Souls oynamıyordum. Ama buna rağmen çok hızlı adapte olabilmiştim Lies of P'ye. Ve düşman kesmek, karanlık sokaklarda yürümek, koşmak, parçalamak derken baya keyif almıştım oyundan. Bu konuştuğumuz oyunların müzikleri de çok iyiydi. Alan Wake 2'nin ve Baldur's Gate 3'ün zaten kötü hiçbir müziği yoktu. Spider-Man 2'nin özellikle menü müziği harikaydı. İlk oyunun müziğini bu oyunda daha canlı, daha hiroptik bir şekilde coverlamışlardı. Hogwarts Legacy'nin Harry Potter temasına yakışan çok güzel müzikleri vardı. Lies of P'nin özellikle boss fight müzikleri şaheserdi. Son başlığımız ambiyans, yani atmosfer kalitesi. Noir dediğimiz karanlık temaya aşık bir oyuncu olarak Alan Wake 2'nin atmosferine bayılmıştım. Keza Lies of P de bu konuda çok başarılı oyunlardandı. Bloodborne'a benzer yapısıyla, nostaljik ama tehlike dolu karanlık sokaklarıyla içimi işlemişti oyun. New York zaten güzel, her zaman hoş gelir ve Spider-Man olarak orada gezmek gerçekten keyifliydi. Baldur's Gate'in dünyası çok zengindi, çok güzeldi. Yani her bir bölgesi farklı atmosfere, farklı bir ambiyansa sahipti. Gerçekten oyunda adım attığımız her yer sürprizlerle kaynıyordu ve her bir nokta farklı hissettirmeyi başarıyordu. Ama bu konuda benim için yılın en iyi oyunu da Hogwarts Legacy'di. Çünkü ben Hogwarts'a aşığım. Harry Potter markasında oynamadığım hiçbir oyunu yoktur, izlemediğim hiçbir filmi yoktur. Ya bayağı severim bu markayı. Kendimi gerçekten Hogwarts'ın içindeymiş, o okulda orayı geziyormuş, orada bir öğrenciymişim gibi hissediyordum. Hogsmeade'de gerçekten alışveriş yapıyor gibiydim ya. Bu büyük bir olay benim için. Ve böylece benim için bu yılın nedenleriyle birlikte en iyi 5 oyununu söyledim. Sizin için bu adaylar arasında yılın 5 oyunu hangisi? Hani hangi 5 oyuna oy verdiniz? Bunun nedenleriyle böyle özetli bir şekilde yazarsanız okumak istiyorum. Okumak için can atıyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Beğendiyseniz like atıp, yorum atıp, abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bye bye.